Başlayalım. Programımızın başında bahsettiğimiz bir numaralı GUT'tan başlayalım. GUT'tan mı? Tilya'ya mı hazırlık yaptık? Tilya'dan. Tamam, bu Tilya sizin hocam çok efsane kürlerinizden bir tanesi. Ne kürü Tilya? Yağ yakıcı. Yağ yakıcı. Zayıflı. Zayıflı. Hanımefendilerin en sevdiği kür. Yani gerçekten bu kürü uyguladığınızda başarılı bir zayıflama ile karşı karşıyasınız demektir. Nasıl oluyor bu? Ayda 1-1,5 kilo size verdirir. Beslenme şeklinizi değiştirmemek kaydı şartıyla. Bunu söyleyelim. Yani ekstra bir şeyler uygulamanıza, kendi nefsinizle savaşmanıza gerek yok. Normal şeyiniz neyse beslenme şekliniz devam edin. Ama bu kürü de uygularsanız ıhlamur, işte kuşburnu ve altın otunu üçlü kullandığınız takdirde evelallah ayda 1-1,5 kilo verirsiniz. Evet. Şimdi bizim tilya kürümüzün içerisinde ıhlamurumuz var, kuşburnumuz var ve altın otumuz vardır. Takviye ürünü olarak da keten tohumu yağını kullanıyoruz biz burada. Bundan da şu şekilde yapılması gerekiyor. Yarım litre su olacak yalnız burada. Yarım litre suyumuz da kaynamış, klorsuz suyumuz olacak. Burada bir tutam ıhlamurumuzdan atıyoruz. Arkasından da kuşburnu atmamız gerekiyor. Yalnız bunu çatlatmamız gerekiyor. Bunu atarken. Parmağınızın arasında da çatlatabilirsiniz. Çatlamıyorsa bir havanla onu... Bundan da böyle 5 ya da 4 tane falan atabilirsiniz. 5-6. 5-6. Evet. Kurumuş onlar biraz galiba. Birazları. Evet. Aa, yok. Evet. Bu yalnız burada ıhlamur ve kuşburnu 4 dakika kısık ateşte kaynayacaklar. Hı-hı. 4 dakikası tamamlandıktan sonra da bunların arkasından altın otu dediğimiz bir bitkimiz vardır. Bu bitkimizden de çok az bir tutam şeklinde atmamız gerekiyor. Çünkü acı tat veriyor. Yani bir yerde katalizatör gibi o. Evet. Bu da burada ıhlamurlu kuşburnudan 4 dakika sonra altın otu da 5 dakika kaynayacak. Yani toplamda ıhlamurlu kuşburnu altın otu ile birlikte 9 dakika kaynamış olacak burada kısık ateşte. Daha sonra bunu sıcakken süzüp ılık olarak 2 bardak şeklinde. Birinci bardağını sabah kahvaltısından yarım saat önce içilmesi gerekiyor. İkinci bardağında öğlen ya da akşam yemeklerinden yarım saat önce içilmesi gerekiyor. Arkasından da bu takviye ürünümüz var. Keten tohumu yağımızdır bizim. Bundan da bir yemek kaşığı. Bu çünkü tokluk hissi veren, ödem arttıran, yani zayıflamada yardımcı olan yağlarımızdan bir tanesi. Şöyle de kullanabilirsiniz. Salata yaptınız. Zeytinyağınızı koydunuz salataya. Limonu da sıktınız. Bundan bir yemek kaşığı keten tohumundan ilave edebilirsiniz. Değerli izleyicilerimizin bilmesinde fayda var. Pratik bir bilgi olarak keten tohumunda omega 3 ve omega 6 var. Ancak keten tohumundaki omega 3, hani şu çok faydalı yağ asidi diyoruz ya, balıktakinin tam 7000 katı. Keten tohumundaki. Evet. Omega 3 tam 7000 katı var. Onun için çok faydalı, sağlıklı. Kalp damar rahatsızlıklarında da yani önleyici gücü olduğu söylenir. Ama bu omega 3'ten dolayı değil. Çünkü İngilizlerin çalışmalarında ortaya çıktı omega 3 kapsülleri var ya. Balık yağı filan işte oradan veriyorlar. Kalp damar rahatsızlıklarını önlüyor diye herhangi bir etkisinin olmadığını bunu klinik çalışmayla İngilizler gösterdiler. Zaten fakat her şey İngilizler belirliyor. Evet, yani enteresan. Bir şey söyleyecektim ama uzatmamak için. Bir şey söyle. Hocam çok önemli. Balık alerjisi olan ve balık tüketemeyen birçok insan var. Evet. Keten tohumu karşılar mı? Evet, fazlasıyla. Kaç yaşından itibaren yani bunu 5 yaşından sonra böyle bir çay kaşığı verseniz çorbanın içine koyabilirsiniz. 3 çorbanın... yaş biraz erken mi olur? Kızım balık yiyemiyor ya. Evet. Ha, evet. Ya böyle yemeyen bir damla damlat zaten. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir damla keten tohumu yani.
Çorbasına damlat, salatasının içine damlat. Ama 5 yaşından sonra bir çay kaşığı. Tamam. Ama hiçbir şeyi, bakın ne olursa olsun, hangi bitki olursa olsun, yani hiçbir şeyi alışkanlık haline getirmeyeceksiniz. Elbette hocam. Bunun kesin olarak söyleyeyim değerli izleyicilerimize. Çünkü gerektiğinde bunlar kullanılır. Vücut zaten kendisi siz doğal beslendiğiniz müddetçe kolay kolay açığa düşmez. B12 de var hocam, keten tohumu yağının içerisinde. Saç tırnaklarda evet. Güçlendirme özelliği de var keten tohumu. Evet. Başka? Hocam zayıflama, bu tilyada yapılmaması gerekenler de not olarak almıştık. Kısaca değinirseniz vaktimiz azalıyor. Diğer evet. Türlerimizde. Yani, alkol tüketimi yapmaması gerekiyor. Yağlı şeyler yemek. Bak ne kadar güzel bir konuya değindi. Dün BBC'de. Yine İngilizler. Onu söyleyeceğim. Evet, BBC'de alkolle ilgili. Evet. Duydun değil mi Hüseyin? Tek bir damlası dahi zehirdir diyor. Yıllardır söylüyorum. Hücre zehiridir alkol. Efendim ben diyor hekimimden duydum, bir kadeh diyor şarap veya işte şu kadarcık viski kalp damarlarını açarmış. Küllün yalan. Bak dün BBC'de bunu İngilizler açıkladılar. Nasıl toksik etkili olduğu ve kanseri nasıl tetiklediğini klinik deneyleriyle ortaya koymuşlar. Öyle efendim ben bir kadeh şarap alıyorum işte bu damarları genişliyor. Zaten aram. Da yani yapmayın, yanlış. Eğer bugün insanlık alkolü keşfetmiş olsaydı bütün tıp dünyası ayağa kalkar. Kesinlikle içilmemesi gerekir derdi. Bir şey daha söyleyeyim mi? Lütfen Hüseyin? Buyurun hocam. Bisfenol var mesela. Şimdi ben desem ki bu bisfenol efendim işte şurada veya BTH diye bir antioksidan var. Bu motorlarda da benzin istasyonlarında da satılıyor. Ama bu genelde şey işte gıda takviyesi olarak filan. Ya bir bayan da işte hamile bayana biz aa derler hemen, nasıl bunun deneyimi yapılırmış. Ya mübarek her gün tükettiği gıdaların içinde bunlar var. Devamlı oradan yükleniyor kadınlar. Hamile bayanlar ne diyeceksiniz? Ya orada çıt yok. İşte yani dolayısıyla burada nasıl formülüze ettiğinize bağlı. Siz cep telefonları çıkmazdan önce bunun ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyun. Ondan sonra piyasaya sürün. Millet alışmış, 8-10 yıl geçmiş, kullanmış. Efendim işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. İşte İngiltere'de biliyorsun ilkokulu bitirmeden çocukların eline cep telefonu verilmiyor. İşte sonradan hep. Tabii. Önce her şeyde önce ticareti düşünüyor.